Çok pis ama. Öyle bir sıkıntısı var. Yani eskiden bu kadar değildi sanki. Şimdi son zamanlarda. Ben de elime bir poşet aldım, toplamaya çalışıyordum. Durum kötü yani. Koku da var herhalde, değil mi? Tabii bir koku da var. Yani hayvanlar pisliğin içinde yüzüyor resmen. Kuşlar Balık falan. var mıdır? Balık bilmiyorum aslında ama bilmiyorum. Ben balık olsam yaşamam burada. Çok kötü. Devletten de bir şey beklememek lazım bu konuda. Daha çok vatandaşlar kendinde aramalı problemi bence. 10 bin lira ceza da koysa atacak adam buraya. Her gün polis bekleyemez sonuçta. Burada atmasa 100 metre ileride atacak. Vatandaş yani kendinde aramalı suçu. İlk defa şahit oluyoruz böyle bir olaya. Çevreyi kirlettiğimizden dolayı o pislik oraya yansımış olabilir yani. Ondan yosun yapmış olabilir yani. Her şey çevre kirliliğine ilgili daha doğrusu. Ben 30 senedir Edirne'de yaşıyorum ve ilk defa bu kadar nehrin kuruduğunu görüyorum ve çöplerden görüyorsunuz zaten. Baya bir çöp de birikmiş, temizlenmiyor. Edirne'mize hiç yakışan çok kötü bir görüntü. Ya çok aşırı derece çöp atılıyor yani. Herkes doğaya hiç önem vermiyoruz. Kuruyor zaten görüyoruz. Çöpler su üstünde, nehrin üstünde geziyorlar. Her çok bilinçsiz davranıyoruz.